Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan 75 milyon metreküp suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitköy Barajı'ndan sonraki safhasının projelendirilmesi sırasında ortaya çıkacak sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla toplantı yapıldı. Türkiye tarafındaki yapılan Alaköprü Barajı'nın %95 aşamasındadır. Belirli bir takvim ve sistem çerçevesinde devam edecek organizasyonların ilki niteliğini taşıyan toplantı bakanlıkta yapıldı. Türkiye tarafı karayapıları %85 aşamasındadır. Deniz geçişi inşaatı %35 aşamasındadır. Sayın Tayyip Hocam, toplantı sonucunda ikinci aşamada detayları tartışılacak olan konu alanları belirlendi. Bu kapsamda suyun maliyetini belirlenmesi için ekonomik analizlerin yapılması, doğal afetleri ve diğer risklere karşı risk analizi yapılması ve alınması gereken önlemler, suyun nasıl ve kimler tarafından yönetileceğine dair iş modeli, suyun kullanım alanlarının belirlenmesi, suyun dağıtımı için gerekli enerjinin temini, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevre üzerindeki etkilerin belirlenmesi için bölgesel çevresel özellikleri, mevcut su bilançosunun çıkarılması ve mevcut su kapasitesinin etkin kullanımı ve yasal mevzuatın düzenlenmesi başlıklarında komiteler oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Efsun Salel, ikinci aşamada belirlenen 8 başlık altında çalışmaların yapılacağını, çözüm önerileri sunulacağını ve projenin geneline yönelik stratejik plan yapılacağını kaydetti.